Merhaba değerli arkadaşım. Ben Selahattin Yılmaz. Gıda Yüksek Mühendisi, aynı zamanda A sınıfı iş güvenliği uzmanı, gıda güvenliği ve ISO 9001 kalite yönetim sistem baş denetçisiyim. Şimdi diyorsunuz ki bu kadar ISO, bu kadar BRC'ler, bu kadar IFS'ler nedir, ne anlama geliyor, bize neyi ifade ediyor? Bakın, her şeyin kökünde insanoğlundan başka hiçbir şey yatmıyor. Ne zaman ki dünyada insanoğlu çoğalmaya, ülkeler kurulmaya ve ülkeler arası bir takım ticaretler başladı, İşte bu noktadan sonra bu belgelenmelerin yapısı da söz konusu olmaya başladı. Günümüze baktığımız zaman ülkeler arası ithalat ve ihracatın yapılması aşamasında çok sesliliği ortadan kaldırmak için bir takım sertifikasyon ve bir takım yeterliliklerin yerine getirilebilme durumu söz konusu olmaya başladı. Ve dolayısıyla bunların hepsinin tek bir çatı altında toplanması gerekiyordu. İşte bu yapılanmanın ilkini ISO dediğimiz Uluslararası Standartlar Organizasyonu oluşturuyor. Uluslararası Standartlar Organizasyonu'nun yayınlamış olduğu standartlara göre bir kere her şeyden önce üreteceğiniz ürün ya da hizmetin o standart değerlerini karşılaması gerekiyor ki ürününüzü ya da hizmetinizi ihraç edebilirsiniz veyahut da ülke içerisinde bir yerlere satabilirsiniz veyahut da pazarlayabilirsiniz. Lakin bunun yanında dünyada milliyetçi akımlar hiçbir zaman susmadı. Bir kere her şeyden önce Avrupa'da İngiltere'yi gözümüzün önüne getirdiğimizde İngiltere ilk milliyetçi akımı oluşturan yapılanmalardan bir tanesiydi. Evet, ben ISO standartlarını kabul ediyorum. Ülkeme bir takım ürün ya da hizmetlerin bu standart, bu yeterlilikler kapsamında girmesine izin veriyorum. Ama gene de kendi standartlarımın olmasını istiyorum dedi. İşte bu sebepledir ki BRC standartları dediğimiz kendine öz standartları yayınladılar. Özellikle gıdadan başlayıp da diğer bütün ürünlere kadar uzanan bu yelpazede BRC standartları İngiltere ve müttefiki olan ülkelere bir firmanın ürün ya da hizmet göndermek istediğinde olmazsa olmaz sertifika yapılanmalarından bir tanesidir. Bunun yanında bir diğer milliyetçi akım Almanya tarafından gerçekleşti ki IFS standartları dediğimiz standartlardır. Onlar da gene bir takım ülkelerle beraber bir araya gelerek IFS standartlarını yayınladılar. Ve dolayısıyla ISO'nun arkasında bir BRC standardı, bir IFS standardı. İslam ülkeleri boş mu durdu sanıyorsunuz? Evet, 13 tane İslam ülkesi İstanbul'da bir araya gelip halal food dediğimiz helal gıda yani CIVIC standartlarını yayınladılar. Ve dolayısıyla İslam ülkelerine de bir takım ürünlerin girebilmesi, ihraç ya da ithal edilebilmesi için bu standart yeterliliklerinin yerine gelmesi gerekiyordu. Sonuç itibariyle baktığımızda ister ISO olsun, ister BRC, ister IFS, isterse helal food. Bunların hepsinin temelinde yatan tek bir gerçek var. Ürünün doğru kalitede, doğru gerçeklikte ve istenilen niteliklerde müşteriyi memnun etmek adına bir sistem doğrultusunda üretip sunulması anlamını taşıdı. Ve hepsinin amacı bu noktada birleşti. Lakin gelin görün ki bu ISO standartlarının ülkemiz bünyesinde düşündüğümüzde daha yerini tam olarak bulmadığını görüyoruz. Eğer ki bu yapılanma kalite yönetim sisteminden beraber birleştirilip ki ISO 9001 kalite yönetim sistemi ISO standartlarının içerisindeki dünyada en yaygın kullanılanıdır. Bu yapılanmaların hepsini aynı paralellikte hazırladığımızda ve bunu bir sistem olarak işletme içerisine oturtturduğumuzda inanın ki çok daha kaliteli, çok daha dayanıklı, çok daha insanlarda memnuniyet uyandıran bir ürün, bir hizmet elde edip ve bunu pazarlayabileceğiz.